biz Çalar Saat ailesi hukuku savunurken aynı zamanda ülkemizin çevresini de, doğal güzelliklerini de korumaya özen gösteriyoruz. Meralar neresi? Yayla alanları neresi? Yani burada biz bu proje içerisinde var mıyız, yok muyuz? Yani demek ki vali bey bizi kapattığına göre herhalde biz bu proje içinde yokuz. Bu alan içerisinde 20 tane tescilli 60'a yakın yayla ve mera var. Buradaki köylüyü süt taşıyan köylü pozisyondan çıkartıp çay taşıyan pozisyonuna getirdiler. Köylü süt taşımaya devam etmek istiyor. Köylerine, yaylalarına kurulacak lüks tesislerde çay taşımak zorunda kalmaktan korkuyor. Bolulu köylü hazırlanan master plan konusunda endişeli. 35 tane hayvanla uğraşıyorum ben. Eğer ki biz burada 4 ay boyunca hayvanlarımızı meraya çıkartamazsak biz ayakta duramayız. AK Parti'nin memleketin bütün güzelliklerini 3-5 tane zengine peşkeş çekmesine biz Bolu'da müsaade etmeyeceğiz. İsyan sesi Bolu'dan yükseldi. Sarıalan yaylasının sakinleri yaşantılarının ranta kurban gitmesinden korktuklarını açıkladı. Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı'yla bölgenin turizme açılması planlanıyor. Golf sahası ya da futbol sahası oluşturmayı düşünüyorlarmış. Turizm amaçlı olaraktan şu haliyle bile dört dörtlük turizm alanıdır burası. Biz bu master planın Bolu için değil, Bolu'nun güzelliklerinden faydalanan, sayısı onu geçmeyecek, hükümete yakın rantçılar için hazırlanan bir taslak olduğunu düşünüyoruz. Bir fiil 25 yıldır hayatımı burada geçiriyorum. Ailecek, eşim, kızım ve ben. Şimdi Sayın Vali Bey geçen yıl bu Davos projesi başladığından itibaren öncelikle bizi kapattı. Ve insanın aklına gelen ilk konu nedir? Burada bir rant oldu. Yani buradaki var olan köylülerin yok sayıldığı. Bu tesisler ruhsatsız olduğu için değil. Bu tesisler yapı kayıt belgesi olduğu için değil. Bu tesisler rant alanı içinde kaldığı için mühürlendi. Köylüler ruhsatlı küçük işletmelerine mühür vurulduğunu, hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi. Projeyle yaklaşık 38 bin hektar alanın turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor. 10 tane Avant büyüklüğündeki alan imara açılıyor. Söz konusu proje hakkında detaylı bilgi edinemediklerini ifade eden yayla halkı, yetkililerden yaylalarının akıbeti hakkında açıklama istedi. Atadan, dededen, nineden bu yaylalarda hakkı olan yurttaşlarımızın ruhsatı olan, yapı kayıt belgeleri olan işletmeleri, küçük ölçekli işletmeleri mühürlendi. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu'nun önerisi ise bölgede oluşturulacak turizm tesislerinin köylü tarafından işletilmesi yönünde. Bu yaylalarda hakkı olan köylümüze ekolojik dengeyi bozmadan turizmle ilgili yeterlilik belgelerini alacağı şekilde eğitim vererek onların burada turizm yapmalarını sağlamaları lazım.